Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yine bir dosya konusu diyebileceğimiz bir muhabbetle karşınızdayım. Biliyorsunuz son dönemde birçok şeyin fiyatında olduğu gibi bilgisayarların da fiyatı arttı. Aynı zamanda konsolların da fiyatı artmış durumda. Peki yeni bir oyuncu olarak ya da yeni bir oyun sistemi toplamak istediğimizde hangi cihazı tercih etmeliyiz? Şu anda bilgisayar tarafı ne durumda ya da konsol tarafı ne durumda? Gelin bunu hep beraber değerlendirelim. Şu anda günümüzde sistem toplamak istediğimizde, bir oyun sistemi toplamak istediğimizde açıkçası GTX 1050'li ve böyle ya Ryzen'ın ya i3, i5 gibi bir işlemciyle beraber kullanacağımız sistem 4500 TL minimum seviyelerine çıkmış durumda. Daha öncesinde işte 3000 liraya belki daha düşük bütçelerle böyle ufak tefek hatta ikinci el satın alarak ufak tefek dokunuşlar yapabiliyorken şu anda gidip parça parça bir bilgisayar toplamak istediğimizde en azından günümüz oyunlarını orta seviyede belki düşük ayarlarda oynatabilecek bir sistemin 4500 liralara çıktığını görmekteyiz. Olur da işte Full HD'de ben hani stabil bir oyun oynamak istiyorum diyorsanız yaklaşık 6000 TL'ye Full HD'de iyi bir performans almak istiyorum diyorsanız 7500 TL civarına, oyun canavarı bir sistem kullanmak istiyorsanız yani Full HD'de 2K'da gerekirse 4K'da oyun oynamak istiyorsanız da 10.000 TL'nin üzerine hatta 12.000 TL civarına geliyor ki yeni çıkan RTX serisi şeyler var. Geforce'un, Nvidia'nın yeni RTX işte 2080, 2080 Ti, 2070 gibi kartları var. Eğer bunlardan satın almak istediğinizde zaten 20.000 liranın üzerine çıkıyor. Laptop tarafında ise minimum 10.000 TL vermeniz gerekiyor bir oyun oynayabilecek bilgisayar satın almak için ki bizim şimdiye kadar incelediğimiz Asus'un, MSI'ın modellerinde fark ettiğiniz gibi zaten 20.000 TL üzeri fiyatlar mevcut. Peki bu durumda konsollar ne durumda? Yani şu anda bir diyelim işte oyun sistemi satın almak isteyecek olursanız konsol mu almanız daha makul yoksa PC mi? Çünkü konsol tarafında da en çok söylenen şeylerden biri biliyorsunuz ki oyun fiyatları fazlasıyla coşmuş durumda. Burada en azından temel bazda çok da detayına girmeden diyeyim, sadece oyun içinde düşünerek ufak tefek hesaplamalarla sizlere bir sonuç çıkartmak istiyorum. Umarım bu da yardımcı olur. Dediğim gibi PC tarafı bu şekilde bir fiyatlandırmaya sahip. Konsol tarafına geldiğimizde uzun bir süredir PlayStation 4'ün bu yeni versiyonu, hani slim dediğimiz daha ince versiyonu bulunmuyor. Yani nasıl çıkıyor? İşte oyun bundle paketleriyle çıkıyor ya da ne bileyim özel konsol sürümleri, işte mesela PlayStation 4'te şu an Spider-Man'in özel sürümü var, kırmızı renkli. O yanlış hatırlamıyorsam 2700 TL civarına satılıyor. Normal bir, şu anda piyasayı da araştırdığımda resmi PlayStation Türkiye garantili bir PlayStation almak için minimum 2500 TL vermeniz gerekiyor. PlayStation 4 Pro için ise, yani o 1 TB işte 4K oynatabilen versiyonu için ise 3700 TL civarında bir fiyat vermeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok üzücü. Hani burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü kendim de bir PlayStation 4 Pro sahibiyim. İlk çıktığı dönemde gaza gelip almıştım ve 1700 liraya almıştım. Hani 1700 liraya çıkan konsolun şu anda 3700 lira olması, hani ben şu anda içindeki işte dijital ya da kutulu oyunlarla vesaire satmak istesem bayağı da bir karlı satışı olacak gibi duruyor. Yani böyle bir üzücü durumdayız. Xbox tarafına gelecek olursam ki şuradan tam bundle paketini söyleyeyim. Yine çünkü düz One S göremedim. Halo 5, Gears of War 4'tür büyük ihtimalle. PlayStation 18 ve 3 aylık Xbox Live ve Game Pass hediyeli paketini 2000 TL'ye satın alabiliyorsunuz Xbox One S için. One X şu anda piyasada pek görünmüyor ama o da olsa hani 2500'dü, şu an 3000 TL civarına alınabilir diye tahmin ediyorum. One X için 4K oyuncu deneyimi sağlamak adına. Her ne kadar ülkemizde şu anda bir popülarite sağlayamamış olsa da Nintendo Switch'in resmi satış fiyatının 3300 TL olduğunu da belirteyim. Yani işte 3000'e varan fiyatlarla PlayStation 4 ya da Xbox One S ki 2000 TL'ye baya güzel bir bundle alabiliyorsunuz. Aynı zamanda İşte 4000'e varmadan da bunların 4K oynatabilen PlayStation 4 Pro ya da Xbox One X satın alabiliyorsunuz. Ve hala da Full HD'de orta ayarlarda işte size oyun oynatabilecek, hani 60 FPS derdiniz yoksa oynatabilecek PC'den çok daha ucuz fiyatlara sahip bu konsollar. Ama tabii ki konsolların belli başlı size ekstradan maliye yükümlülüğü bulunuyor. Nedir bunlar? PlayStation 4 tarafında PlayStation Plus, Xbox tarafında da Xbox Live Gold satın almanız gerekiyor ki Xbox tarafında satın almak isteyenler için kötü bir haberim var. Neden? Çünkü Xbox Live Gold fiyatları arttırıldı. Şuradan bakarak söylüyorum. Aylık 59 TL'ye çıktı. Yıllıkta 439 TL gibi bir fiyatla Xbox Live Gold satın alabiliyorsunuz. Bu gerçekten üzücü bir durum çünkü PlayStation 4 tarafında aylık 25, 3 aylık 75, yıllıkta 180 ya da 170 lira gibi bir fiyata sahip. Yani bu normal fiyatlar aslında. Yine bunlar aslında geçtiğimiz aylarda zamlanmış fiyatları ama özellikle yıllık tarafı. Çünkü yıllık 150 civarı bir fiyatta, artık 170'e çıkarıldı. Ona rağmen Xbox Live tarafından çok büyük ihtimalle tabii ki dolar kuru neticesinde Microsoft Türkiye'nin de desteği var ama büyük ihtimalle karşı çıkmışlardı. Çünkü aylık 60 lira sadece online oynayabilmek için bir para vermek hiç de iç açıcı görünmüyor. Tabii bir de Xbox'ın şöyle bir avantajı var. Game Pass ve EA Access sistemi var. EA Access'te aylık 12 ya da yıllık 65 TL olması gerekiyor. Game Pass ise 29 olması lazım. 29 TL'lik bir ödemeyle Game Pass tarafında 100'den fazla oyun alıyorsunuz ve bu oyunların içinde Forza Horizon 4 var, işte Gears of War'un son oyunu var, Halo'nun yeni çıkacak oyunları falan gelecek. Yani Microsoft'un birinci parti olarak ürettiği oyunlar bu sisteme her zaman dahil olacaklar. En azından şu anda 200 küsür 300 küsür liradan başlayan Forza Horizon 4'ü aylık 30 liraya rahat bir şekilde hiçbir sınırı ve eksiği olmadan oynayabiliyorsunuz. EA Access'te de EA'nin oyunları var. Şu anda FIFA 18 gibi oyunlar da dahil edildi. Battlefield 1 de dahil olması lazım. Hani EA tarafında çıkan oyunlar da 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra bu sisteme ekleniyor. Böylece 200-300 tane oyun satın almış olabiliyorsunuz ve özellikle ilk defa bir Xbox konsolu satın alacaksanız Xbox alacaklar için orada Xbox 360 ya da Xbox'ın gerçekten güzel oyunları da mevcut ya da geçmiş yılların güzel oyunları da Game Pass sistemine dahil. Yani aldığınızda gerçekten sizi uzun bir süre götürebilecek oyunlar içinde mevcut, sıfırdan oyun satın almadan. Ama oyun da demişken tabii ki oyun fiyatları tarafına da gelmek gerekiyor. Oyun fiyatları tarafında tabii ki Steam bizim canımız, ciğerimizdir. O konuda özellikle ben burada uygun fiyat düşündüğüm için kutulu fiyatları dahil etmeyeceğim arkadaşlar. Sadece dijital oyun fiyatlarından bahsediyor olacağım. En azından şu anda indirimde olmayan fiyatlarıyla Assassin's Creed Odyssey 309 TL, Football Manager ön satışta 161 lira, NBA 2K19 200 lira, Metro Exodus'u da 210 lira gibi ön sipariş fiyatıyla satın alabiliyorsunuz. Biraz eski oyunlardan almak isterseniz, yani ilk defa bir oyun sistemi topluyorsanız da GTA 5 169 lira, Rainbow Six Siege 77 lira, Witcher 3 ise 60 TL fiyatla satın alınabiliyor. Bu da bence Steam ve PC tarafındaki en güzel konu. Evet, yüksek fiyatlı bir sistem toplamanız gerekiyor. Hani şu anda birçok kişinin bütçesini zorlayabilecek sistem gerekiyor oyun oynayabilmek adına. Ama bunun yanında da konsol taraflarına göre çok daha uygun fiyatlar var. Hemen PlayStation 4 tarafına geçecek olursam Red Dead Redemption 2 geliyor biliyorsunuz. Belki bu video çıktığında çıkmış bile olabilir. Şu anda ön sipariş fiyatı Red Dead Redemption 2, çıkan Shadow of the Tomb Raider ve Spider-Man için, bir de NBA 2K19 için 469 lira. Yanlış hatırlamıyorsam bu FIFA 19 için de geçerli. Biraz daha uygun fiyata bir oyun ararsanız Rainbow Six Siege var 219 lira. Gran Turismo Sport var, çok da güzel bir yarış oyunudur. PlayStation tarafının efsanesidir. 179 lira. Witcher 3 almak isterseniz 134 lira gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Xbox tarafına geldiğimde Metro Exodus 180 lira. Fallout 76 gelmek üzere 350 lira. RDR2 ve Call of Duty Black Ops 4 470 lira. Witcher 3 de 60 liradan tıpkı Steam fiyatıyla satılıyor. Ama burada yine Xbox'a bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Xbox'ın şöyle bir özelliği var. Artık biliyorsunuz PC ile de ortak bir sisteme girdikleri için Microsoft'un kararı ile bu saydığım fiyatları aldığınız ve Microsoft Store'dan Xbox'ınız için aldığınız oyunları dilerseniz bilgisayardaki Microsoft Store üzerinden satın alınanlardan indirip oynayabilirsiniz. Hatta ben de Forza Horizon 4'ü mesela bilgisayardan tekrar oynayabilirim ya da buradaki bilgisayar için ilk başta oynamaya başladım. Biliyorsunuz Asus'un ile ben onun incelemesini yaptım sizlere. Orada oynuyorken şu an ofisteki Xbox One S'i açıp içine indirip oynamaya devam edebilirim. Bunun gibi çok güzel avantajları mevcut Xbox tarafının. Switch'e gelecek olursam 300 ila 550 lira arasında değişiyor fiyatları. Dijital olarak çünkü dolar bazında almanız gerektiği için bu sefer kutuluya yönelmeniz gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam da Overgame'de satılıyor Nintendo Switch resmi olarak. 540 liraya mesela Zelda'nın son oyununu Breath of the Wild'ı alabiliyorsunuz. Hani Nintendo Switch'i aldırabilecek en büyük oyunu 3500 liraya Switch alıp bir de üzerine 550 lira oyun almanız gerekiyor ki bittiğinde 300 liradan başlayan fiyatlarla yeni oyunlar sizleri bekliyor olacak. Bu kıyaslamaya girdiğimizde işte bu sefer bu tarz sorunlar ortaya çıkıyor. Yani PlayStation 4 aldınız ya da Pro aldınız. Bunun üzerine oyun almak istediğinizde işler biraz sarpa soruyor. Xbox One S ve One X için ise oyun fiyatları daha uygun PlayStation'a göre, daha güzel indirimler geliyor ki bu arada Steam'de de tabii ki kış, yaz, sonbahar, Halloween gibi indirimler var. Cadılar Bayramı indirimleri var ki bunlar da önümüzdeki 2 ay içinde kış, sonbahar ve Cadılar Bayramı indirimleri de geliyor. Burada bütün oyunlar hani böyle son 1-2 ay içindeki çıkan oyunlar dışında her oyunu indirimli satın alabiliyorsunuz. Yani oyunu hemen almak yerine biraz bekleyip alırsanız PC'de çok karlı olabiliyor. Ama şöyle de bir konu var. Bir de son olarak ona girmek istiyorum. Çünkü şimdi PC'de 4500 liraya bir sistem topladık. İşte 60 liraya, 50 liraya, yeri geldi 20 liraya, 10 liraya, 5 liraya oyun aldık. Elimizde 100 tane oyun var diyelim ve toplamda hani Happy Top'u hadi 1500 lira etsin bu oyunlar. Bu oyunları satın aldığınızda 4500 liralık sistemde oynadığınız kaliteyle PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One S ya da One X'te aldığınız kaliteyi alamıyorsunuz. Çünkü PC tarafında çok FPS dropları olabiliyor. Xbox ve PlayStation tarafında ise 30 FPS olsa da sabit, çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve aynı zamanda Xbox One X'e hala da daha doğrusu Xbox One serisine duyurulmasa da klavye mouse desteği geliyor. Hani ben kolda oynayamıyorum diyorsanız Xbox tarafında bir de klavye mouse desteği gelecek. Bu sayede uygun fiyata bir konsol alıp işte belli miktarlarda oyuna fiyat verip ve şu an için ilk başta Razer'la anlaşacaklar. Razer'ın klavye mouse'unu alarak cayır cayır bir deneyim elde edebilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Özellikle PlayStation tarafından da bahsedeyim. Çünkü şu anda Xbox'un o 59 lira olan live üyeliği online oynamanız için gerekli. Ve aylık 60 lira bence çok ciddi para demek. Hele hele 469 lira mı gibi bir fiyatla da yıllık almak da çok mantıklı değil şu anda. Hani çok büyük bir bütçe özellikle işte yeni bilgisayar toplamak isteyenler için. Böyle olduğunda Xbox'ın en büyük dezavantajı o oluyor. Evet genel olarak PlayStation'dan daha uygun fiyatlı ve daha karlı kullanım sunuyor olsa da böyle bir dezavantajı var. Aynı zamanda PlayStation'da da kardeşlik dediğimiz bir durum var. Neydi o? Diyelim işte Doğuş'ta da mesela PlayStation 4 var. Bende de var. Ve ikimiz de aynı oyunları hani sürekli biz beraber oynarız diyorsak benim PlayStation 4'ümde Doğuş'un PlayStation 4'ünde benim hesabıma ana hesap, primary hesap yaptığımızda oyunları ortak alabiliyoruz. Diyelim bir oyuna işte Red Dead Redemption 2'yi almak istiyorum ve 470 lira gibi çok ciddi bir fiyatı var. Bana diyorum pahalı. Doğuş'ta diyor ki ben oyunu merak ediyorum ama ben de o kadar para vermem çok fazla merak etmediğim için. Biz yarı yarıya fiyatla oyunu alıp benim hesabımdan oynarken aynı şekilde Doğuş'ta o PlayStation 4'te oynayabiliyor. Tabii bu dijital için geçerli. Aynı anda da girip online bir şekilde oynayabiliyoruz. Bunun gibi birkaç işte yakın arkadaşınız, kardeşiniz, akrabanızla anlaşma yaparak PlayStation 4 oyunlarını yarı fiyatına indirebilirsiniz. Aynı zamanda sizin sisteminiz ve onun sisteminde hali hazırda olan oyunları da rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. İkiniz de live aldığınız sürece de hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmıyor. Buradan toparlamak gerekirse evet bir böyle farklı çatışmalar mevcut. Dediğimiz gibi bilgisayar tarafı çok pahalı şu anda ama oyunları çok ucuz. Konsol tarafında konsol çok ucuz bilgisayara göre en azından. Her ne kadar zamlanmış olsa da ki 2000 liraya işte Xbox One X alabiliyor, 2500 liraya da PlayStation 4 alabiliyor olmak 2000 lira gibi bir, hatta 2500 lira gibi bir fiyat farkı çıkartıyor bilgisayarla. O 2500 liraya da sizi bayağı uzun süre götürebilecek oyunlar satın alınabilir. Bu yüzden şu anda bir oyun için yatırım yapmak istiyorsanız bence konsol tarafına ve şu andaki fiyatları göz önüne aldığımızda bence PlayStation 4 tarafına geçmek mantıklı olabilir. Çünkü aynı zamanda özel oyunlarıyla da işte God of War olsun, Detroit Become Human olsun, Spider-Man olsun özel oyunlarıyla da ön plana çıkıyor ki işte ikinci el kutulu satın alarak dediğim gibi kardeşlikle bu fiyatları da düşürdüğünüzde şu anda oyun oynamak için en güzel sistem oluyor. Çünkü sadece konsola aldığınızda televizyona ya da monitöre bağlayıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. PC tarafında 4500'e sistemi toplayıp monitörünü alıp, klavye mouse'unu alıp, işte kulaklığını alıp, gerekirse hoparlörünü falan almanız gerekiyor. Bu yüzden de çok mantıklı bir tercih olmuyor gibi. Ama burada tabii ki önemli olan nokta sizin yorumlarınız. Siz benim bu hesaplarıma katılıyor musunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Şu anda bir oyun için sistem mi toplamak isterseniz ya da konsol almak daha mı mantıklı geliyor? Siz de kendi yorumlarınızı lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünden anlatmayı esirgemeyin diyelim, yapmayı esirgemeyin. Başka bir Hardware Plus videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.